Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere TP-Link TD-854W modeminin kurulumuyla alakalı bilgiler aktaracağız. Bunun için öncelikle bir internet sayfası açıyoruz ve arama bölümüne 192.168.1.1 yazarak Enter tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra karşımıza kullanıcı adı ve şifre sayfası gelecektir. Kimlik doğrulaması sayfası. Buradan modeminizin fabrika ayarlarındaki arayüz kullanıcı adı küçük harfleriyle admin, şifresi de TT Galaxy'dir. Eğer buradaki şifreyi değiştirdiyseniz daha öncesinde modeminizin arka tarafındaki reset çukurundan modemi resetleyerek kullanıcı adı kısmına, yine bu sayfaya gelerek kullanıcı adı kısmına admin, şifreye TT Galaxy'ye yazarak giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifremizi yazdıktan sonra giriş yap butonuna basıyoruz. Giriş yap butonuna bastıktan sonra şifremizin değişikliği ile alakalı burada bir bilgilendirme gelecek. İsterseniz arayüzünüzün şifresini buradan şifre bölümüne yazarak şifre onay kısmına da yeni yazmış olduğunuz şifrenin aynısını yazarak kaydettiği değiştirebilirsiniz. Eğer değiştirmek istemezseniz direkt geç butonuna basabilirsiniz. Geç butonuna bastıktan sonra karşımıza en üstte durum, kurulum, gelişmiş, servis gibi bölümler gelecektir. Biz buradan kurulum kısmına tıklayacağız ve sol tarafta da WAN ATM ADSL kısmından da WAN kısmına tıklayacağız. WAN kısmına tıkladıktan sonra direkt olarak modeminizin DSL ayarları gelecek karşımıza. DSL ayarları içerisinde VPI 8, VCI 35, kapsülasyon, LLC. Bunlar zaten genellikle otomatik olarak gerili geliyor ama değişik olursa da değiştirebilirsiniz. Kanal modu PPPoE olarak seçili olacak ve en aşağıdaki kısımlardan biri olan PPP ayarlarında da kullanıcı adı bölümüne internet servis sağlayıcınızın size iletmiş olduğu ADSL kullanıcı adını yazıyorsunuz. Şifre kısmına da yine internet servis sağlayıcınızın size iletmiş olduğu ADSL şifrenizi yazıyorsunuz ve en aşağıda değiştir butonuna tıklıyorsunuz. Değiştir butonuna tıkladıktan sonra modeminizin normal kurulumu tamamlanmış oluyor. Modeminizin kablo sağ şifresini değiştirmek isterseniz ise direkt yine yukarıda kurulum kısmına tıklıyoruz ve aşağıda WAN, LAN ve VLAN kısımlarından VLAN bölümüne tıklıyoruz. VLAN bölümüne tıkladıktan sonra sol tarafta temel yazılı olan bir bölüm gelecektir. Buradan da yine temele tıklıyoruz. Temele tıkladıktan sonra kablosuz ağ temel ayarları gelecek karşımıza. SSID kısmı yazıyor burada. SSID kısmında buradaki kablosuz ağ adınızı silip kendinizin belirlemiş olduğu bir kablosuz ağ ismi yazarak uygula butonuna basabilirsiniz. Uygula butonuna bastıktan sonra kablosuz ağ şifreniz direkt olarak değişecektir. Son olarak kablosuz ağ şifrenizi değiştirebilmeniz için de yine kurulum. Son olarak kablosuz ağ şifrenizi değiştirebilmeniz için ise yine yukarıda kurulum kısmına tıklıyorsunuz. Aşağıda WAN, LAN ve VLAN kısmından VLAN kısmına tıklıyorsunuz ve sol tarafta güvenlik kısmına tıklıyorsunuz. Burada şifrelemeniz WPA2 seçili olması gerekiyor. PSK anahtarı ise sizin kablosuz ağ şifrenizdir. Buradaki şifreyi silerek buraya en az 8, en fazla 64 karakterden oluşan, Türkçe karakterlerden oluşmayan bir kablosuz ağ şifresi yazarak direkt aşağıda uygula butonuna basabilirsiniz. Uygula butonuna bastıktan sonra da kablosuz ağ şifreniz direkt olarak değişecek. Evet arkadaşlar, bugün sizlere TP-Link TD-854W modeminin kurulumuyla alakalı bilgiler aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizleri belirtebilirsiniz ya da 118.58 teknoloji destek hattını arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi videolardan haberdar olabilmek için ise kanalımıza abone olabilir ve bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.